Arkadaşlar merhabalar her pazar akşamı olduğu gibi yine karşınızdayım bu hafta 8. haftayı sizlere anlatacağım ama e, videonun sonunda doğru da yani 8. hafta bittikten sonra da e, hocam yeni başlayan arkadaşlar vardır belki şu soruyu sorabilirler hocam biz bu geometriye nasıl çalışacağız e, program hazırladınız mı ya da e, başka farklı bir program var mı gibi sorular videolar hangi sıklıkla geliyor ya da yayınlandı mı gibi soruları biraz cevaplayacağım arkadaşlar. Ee, zaten programı takip eden arkadaşlar. O 8. hafta bittikten sonra o kısmı kapatabilir. İşi öğrendiniz. İşi öğrenemeyen arkadaşları biraz daha böyle şey yapacağım. Ee, olaydı, olayı, anlatacağım arkadaşlar. Ama onun öncesinde de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar geometri önemli derslerden biri. Eyvallah. Ama e, TYT'de de en önemli derslerden biri neydi aynı zamanda? Türkçe. Türkçenin de en önemli konusu paragraf. Evet kitap okuyorsunuz değil mi? Kitap okumaya lütfen özen gösterin. Sınava çalışıyoruz diye Hala işte ben bu sene sınav çalışacağım diye kitap okumayı böyle ihmal etmeyin arkadaşlar. O da bir çalışmadır. O da aynı zamanda da bir zevktir zaten. Okuyun. En önemli şeylerden biri zaten okumak. Çünkü yeni sınav sistemi kitap okuyan öğrenciyle okumayan öğrenciyi resmen seçiyor arkadaşlar. Bunun yanında kitap okuyan arkadaşlar paragraf sorularını rahat bir şekilde yapıyor olabilir. Ee, ama bir eksikliği olan arkadaşlar paragrafı böyle yöntemin tekniğini öğrenmek isteyen arkadaşlar olabilir. Hatta bu söylediğim şey kitap okuyan arkadaşlar için de geçerli. Ben e, bununla ilgili kim bir çalışma yapıyor diye böyle bir geçen hafta aklıma geldi ve araştırma yaptım. Bununla da ilgili çok güzel bir kamp yapan hocamız var. Hamza Kaya. E, YouTube kanalı Paragrafı Sevdiren Hoca diye geçiyor. Bir bakın çok güzel iş yapmış. 23 günlük bir kamp yapmış şu an 20. gününde galiba. Bir inceleyin derim. E, o da size çok güzel şeyler katacaktır. Kitap okuyan arkadaşlar mutlaka paragrafı rahat bir şekilde çözüyordur ama bazı paragrafların bir yöntemi tekniği var arkadaşlar mesela işte baştan itibaren okuyup sonra soruyu okumak değil de küçük bir şeyi okuyup sonra paragrafta o bilgiyi aramak gibi mesela sallıyorum şu anda yani onu tabii ki Hamza hocamız daha iyi bir şekilde bilir ve size daha güzel bir şekilde anlatır çok da güzel yani ben böyle bir videosunu izledim böyle içine o videonun içine girdim gerçekten enerjik bir hocamız da güzel bir şekilde de anlatıyor kampına bakmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi ben ne yapıyorum? 8. haftayı anlatıyorum gençler. Evet 8. hafta. 8. haftamızda ne var arkadaşlar? Ama 8. haftaya gelmeden önce üçgende alan nasıl geçti? Yorumlara da yazar mısınız arkadaşlar? Tanımın ne kadar önemli olduğunu gördünüz değil mi? En önemli şeyin taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu gördünüz. Tabana ait yükseklik olduğunu gördünüz. Ve alanın kendi içinde bir mantığı olduğunu gördünüz. Ek çizimlerden önce alan mantığını kullanmanız gerektiğini öğrendiniz değil mi arkadaşlar? Vallahi benim en çok sevdiğim konulardan biriydi alan konusu alan konusunun hakkını vererek anlayıp dinlediyseniz ve sorularını çözdüyseniz ilerisinde çok faydasını göreceksiniz. Çünkü e, şu üç konu çok önemliydi. Ek çizimler, dik üçgen, e, ek çizimler ve dik üçgen bir konu sayalım. E, benzerlik ve alan gerçekten çok önemli. İleriki de, ileri, i̇lerideki geometri hayatımızı etkileyecek bir alandır arkadaşlar bunlar. Hele hele alan konusunu iyi anladıysanız paralel kenarı, dikdörtgeni kareyi bundan sonraki konularda hep bu alanla ilgili üçgen bilgilerini kullandıran transforlar gelecek. Hatta dairede alanda bile katı cisimde alan bile karşılaşsanız hep bunlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir konuydu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu hafta biraz ya açı kenar bağıntıları ve üçgenli merkezler. Baktığınız zaman gıcık konularmış gibi. Hatta açı kenar bağıntıları bazı kitaplarda üçgende açıdan sonra anlatılır. Ben bilerek üçgende açıdan sonra akışı bozmamak için son konuya koydum arkadaşlar bunu. Çünkü üçgende açıdan sonra açı kenar bağıntıları anlatsam insanlar böyle öğrenciler soğuyordu böyle. E, sonra da koyunca mantığı en azından anlaşılabiliyor arkadaşlar. Çünkü geçmiş konular da var işin içerisinde. Bazıları dik üçgenden önce anlatıyorlar. Bazıları işte son konu olarak anlatıyor. Bazı kitaplarda işte başlardadır yardımcı elemanlardan falan öncedir. Ama çoğunlukla da açı kenar bağıntıları sonda oluyor. Şimdi ee, ben size bu ya, bu videoları yarın izleyeceksiniz ya şimdi pazartesi izleyeceksiniz ya. Bu videoları izlemeden önce şunu söylemek isterim. Açık kenar bağıntılarında sadece iki kat daha fazla dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani soruyu okudunuz, yaptınız, cevabı yazdınız. Cevabı yazdıktan sonra aynı zamanda bir de ne yapmanız lazım arkadaşlar? İşaretledikten sonra bile soruyu okumanız lazım. Hani x elemanı tam sayı mı? Mesela matematikte de eşitsizlikler konusu sıkıntılı gelir bazı öğrencilere. İşte e, soruyu okuyacaksınız. Bunu videolarda zaten yöntemini, tekniği ben size gösterdim arkadaşlar. Rahat bir şekilde yaparsınız. Hiç canınızı da sıkmayın. E, sanki çok gıcık bir şekilde konuymuş gibi gözükür ama yine yapabileceğiniz tarzda güzel sorular ve güzel bir konu anlatımı yaptık arkadaşlar. Sonra üçgende merkezler. Üçgende merkezler bazı kitaplarda olmayabilir. E, konu içerisinde böyle şeyler olabilir ama e, çözdüm 3-4-5'te falan vardı galiba ya Üçgende merkezler diye bir konu anlatım vardı. Çözdüğüm kitaplarda vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, en azından metin yayınlarında olduğunu hatırlıyorum. Yakın zamanda çözdüğüm için yani merkezlerle ilgili soruyu. Ee, bazı kitaplarda olmayabilir çünkü... E, konuların içerisine koyabiliyorlar. Mesela iç açı ortaya içerisine işte iç merkezini koyuyorlar arkadaşlar. Ağırlık merkezi kenar ortay konusunda ağırlık merkezini koyuyorlar. Çevrel çemberin merkezini falan e, ekstradan anlatıp, e, anlatabiliyorlar bazen. Ben burada bir bütünsel olarak anlattım. Kitaplarda testini bulamasanız bile konu anlatımındaki testler sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Orada da yine tanımından giderek ezber yapmayaraktan olayı hallettik arkadaşlar. Göreceksiniz zaten e, sıkıntısız konulardır. Yine rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konulardır. Sadece ve sadece açık kenar bağıntılarında dikkatsizlikten dolayı belki soruyu kaçırırsınız. O yüzden açık kenar bağıntıları başlığının üstüne şöyle bir kocaman bir dikkat yazarsanız e, sizin açınızdan iyi olur. Çünkü çok dikkatli olmaz gereken bir konu. Soruyu iyi okumanız lazım. Evet, açık kenar bağıntılarını halledeceksiniz arkadaşlar. Hallettikten sonra ne yapıyorsunuz? İki e, iki kitap çözen arkadaşlar, birinci kitap ve ikinci kitabı. Bu arada e, şöyle yapabilirsiniz. Açık kenar bağıntılarını pazartesi günü, e, üçgende merkezlerin video iki tane video var zaten. Salı günü halledip ondan sonra salı günü e, kitap çözümüne de başlayabilirsiniz ya da çarşamba kitap çözümüne başlayabilirsiniz. E, bir kitap çözenler işte ayın 7'sinden 11'ine kadar ne yapacak? Zaten o kitabı bitirecek. E, açık kenar bağıntıları sorularını ve üçgende merkezler sorularını çözecek. İki kitap ta takip eden arkadaşlar da yine aynı şekilde 3 gün bir kitap, 3 gün bir kitap olacak şekilde soruları bitirirsiniz ve üçgenler bu konuyla birlikte bitmiş olacak. Bu bitiş videosunu da önümüzdeki hafta konuşacağız. Yine pazar günü üçgenler tekrar evet arkadaşlar bitti diyeceğiz ve Bundan sonrasında ne yapacağınızı söyleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet gençler şimdi gelelim. Tamam bu haftayı anlattık. Bu haftada ne yapacakmışsınız? 8. hafta açık kenar bağıntıları ve üçgende merkezleri yapacaksınız. Olaya olay hakim olanlar videoyu bundan sonra sonlandırabilir. İlk defa izleyen arkadaşlar beni dinlesin. Biz geometride nasıl yol aldık? Arkadaşlar Temmuz 18'de başladık. Temmuz 18'de programa başladık. En sona gelecek olursak Şubat'ın ortasında da şeyler bitiyor arkadaşlar. Konu bitiyor. Hocam ben programa yeni başlayacaksam o zaman sen Temmuz değil Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'ün ortasında başlayacaksın. O zaman bu program 2 2 e, ayı geri atacak. Şubat, Mart ve Nisan olacak yani. Hmm. Mart ve Nisan'ın Nisan'ın ortasında. Evet Nisan'ın ortasında bitmesi sıkıntı mıdır konuların? Kesinlikle değildir. Çünkü belli bir konudan sonra zaten geometride çok üst düzeye geliyorsunuz arkadaşlar. Öbüründe sonra atıyorum çemberden sonra mesela. Siz o çembere nerede geleceksiniz zaten arkadaşlar? O çembere siz Nisan'dan 2-3 ay öncesinde geleceksiniz zaten. Çember konusunun sonunda zaten geometrip çok profesyonel bir hale geleceksiniz. Profesyonelleşeceksiniz ve olayı rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Sadece bundan sonraki geri kalan konularda olayı böyle fullemek için yani İki net eksiğiniz kaldı. O iki net eksiği tamamlamak için. Tabi AYT'de biraz analiti de bilmek lazım. O da ayrı bir konu ama e, dediğim gibi geometride profesyonellik istiyorsanız çemberin sonuna kadar bitmesi lazım arkadaşlar. Evet. O yüzden çemberin sonunda yani aslında Nisan'ın sonunda bitmiyor. Asıl önemli olan kısımlar daha öncesinde bitirmiş oluyorsunuz. Nisan'ın ortasında da tüm konuları bitirmek sizin sıkıntı değil. E, yani son ana kadar böyle işte Eylül'de başlayan arkadaşlar Şubat ya da Mart'ta evet Mart ayının ortasında diyebiliriz. Geometride 7-8 nete hem TET'den daha de AET'de gelebilecek konumda olur zaten. O yüzden bir sıkıntınız yok. Biz programları haftalık bir şekilde ben bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Program geometride arkadaşlar işte bir gün doğru da açı, bir gün üçgende açı, bir gün dik üçgen çalışayım şeklinde olmaz. Yapamazsınız. Geometrinin oturması lazım. Oturması için de bir hafta boyunca zamanı e, bir konuyu yaymanız lazım arkadaşlar. Konu anlatımını dinledikten sonra test çözümlerini en azından her güne ya da iki güne bir yaymanız lazım. Ben bu şekilde tavsiye ediyorum ve haftalık programa uymanızı tavsiye ediyorum. Evet bu şekilde yeni Eylül ayında okulla birlikte programa başlayacak olan arkadaşlar bu şekilde kesinlikle ama kesinlikle bu şekilde yapması lazım. Bu şekilde yaptığınız zaman da programı yetiştirirsiniz. Peki hocam ben Geometri'de çok iyiyim ya da mezun grubuyum, grubu öğrencisiyim. Ya bir hafta benim için çok uzun bir zaman ben daha kısa bir sürede halledebilirim diyen arkadaşlarınız varsa da o zaman hızlı program var. Hızlı programa da şey yapabilir arkadaşlar. Bu hızlı programda şey yapabilir. Bu arada siz bu programı yazarken ben size bunun boş halinde atayım. Çünkü siz buradaki kutucukları doldursun. Mesela Eylül ayında başlayacak arkadaşlar ne yapacak? Buraya birinci haftayı yazacak. Sonra ikinci hafta, üçüncü haftayı yazacak şekilde e, unutmazsam inşallah size boş halini PDF olarak şey yapacağım. Ya benim bir tane linkim var ya altta tıkladığınız zaman e, drive'a yolluyor. Drive'a yolladığınız zaman da e, orada zaten her şey yazıyor 2023 tayfa için. işte konu anlatımı bölümü ayrı, şey bölümü ayrı. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, boş PDF'i de unutmazsam şey yaparım. yoruma da yazarsınız unutursam da arkadaşlar. Evet bu, iyi olan arkadaşlar için de bu şekilde hızlı bir program yayınladım. Hızlı programda 4 günlük. En fazla 4 günlük arkadaşlar. Doğru da aç. İlk gün video sonraki 3 gün kitap çözümü. Sonra başlıyor bak hep 4 günde 1. 4 günde 1 olan da kaç ayda bitmiş ona bakalım. 1, 2, 3, 4 ayda bitmiş arkadaşlar. Evet gerçekten 4 ayda geometriyi rahat bir şekilde bitirsiniz. Eylül. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ocak ayında bitirebilirsiniz. Ama bu hızlı programı ben kime tavsiye ediyorum? Bakın hızlı program diye yazıyor burada. Ben mezun grubundaki arkadaşlar geometriyi tam anlamıyla bitirmişse hızlı programdan takip edebilir. Ya da e, 9-10-11'de ben geometriye çalıştım zaten geometri eksiğim yok hocam diyen arkadaşlar geometrisi iyi olan arkadaşlar mezun olmayan arkadaşlar yine hızlı programdan devam edebilir arkadaşlar. Hızlı programda da ne yapıyoruz? İki kitap üzerinden gidiyoruz. Bir konu işledikten sonra e, hemen birinci kitaptan soruları çözüyoruz. E, sonra yine konu, sonra e, ne yapıyoruz? Konu bütünsel olarak bittikten sonra mesela şurada göstereyim. üçgende Üçgenler burada bitiyor arkadaşlar mesela. Üçgenler bittikten sonra e, ikinci kitaptan da bir hafta içerisinde üçgenlerin tekrarını yapmanızı isteyeceğim ikinci kitapta da. En az iki kitap bitirmeniz lazım arkadaşlar. Biz bu şekilde yol alıyoruz. Videolar ne alemde? Ben videoları normalde e, haftalık programı tavsiye etmeme rağmen hızlı programı yayınladığım için hızlı programı takip eden arkadaşlar sıkıntı yaşamasın diye videolarımı da hızlı programın olduğu güne göre şey yapıyorum. Mesela ben bu videonun başında ne 8. haftadayız dedik. Açık kenar bağıntılarındayız dedik ama şu an hızlı programda nerede gözüküyoruz arkadaşlar? Ayın altında mesela dikdörtgen ve kare yayınlanacak. Evet. Salı günü dikdörtgen ve kare videoları yayınlanacak arkadaşlar. Ama şu anda arkadaşlar nerede? Açık kenar bağıntılarında. Yani biz burada kaç hafta öndeyiz? 1-2-3-4 hafta. Yani neredeyse 1 ay öndeyiz arkadaşlar. Hızlı programda. Haberiniz olsun. Geometri'de bu şekilde yol alıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben aynı zamanda bu programı bu kampı destekleyen 3 tane kitap çözüyorum. Çünkü benim amacım sizlere özel ders vermek. Onu hep söylüyorum. Bu özel dersi de taşlandırmak için 3 farklı yayın. işte 3, 4, 5'i çözüyorum. Metin yayınlarını çözüyorum. Bir de neyi çözüyorum? 3D yayınlarını çözüyorum arkadaşlar. Kitap seçimi de size kalsın. Hem özel dersi benden alın hem de soru çözümlerini de özel ders hocanızdan dinleyin diye böyle bir hamle yaptım. O yüzden elinizde de farklı bir kitap varsa o kitaptan da gidebilirsiniz. Ben herkese hitap edebilmek için piyasadaki 3 güçlü yayını alıp bu şekilde çözümünü yaptım arkadaşlar. Bu şekildeki çalışmalar yine devam edecek. Sene içerisinde de farklı çalışmalar da olacak. Tekrarlar gibi şeyler de olacak. İlk önceki hedefimiz şu konu anlatımını bitirmek olacak arkadaşlar. Tamam. Bu da kampımıza yeni katılan arkadaşlara bir uyarı niteliğinde ya da bir yol gösterme niteliğinde bir şey olsun. 8. haftanın sonunda. Evet gençler böylelikle bu haftayı da bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman önümüzdeki hafta pazar günü görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.